Saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, çok değerli basın mensupları. Hepinizin yakından takip ettiğine inandığımız 150 günde 150 eser maratonumuzun Silivri ayağındayız bugün. Silivri'de gerçekten Silivri'ye ne kadar yakıştı öyle değil mi diyebileceğimiz, nefes alabileceğimiz ve yeni cazibe merkezi olmaya aday Boğuluca Yaşam Vadisi'nin 1. ve 2. etabının açılış töreninde birlikteyiz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yaşam vadileri şehrimizin dört bir yanında yaşam bulmaya ve insanlarımız hizmete sunulmaya devam ediyor. Bugün burada neler yaptığımızı İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Arif Gürkan Albay Bey bizlere aktaracak. Kendilerine mikrofonumuzu arz ediyorum. Buyurun efendim. Değerli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz, Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, çok kıymetli İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailemiz ve değerli katılımcılar. Silivri Boğuluca Yaşam Vadisi açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. İstanbul'un herkesce erişilebilir yeşil alanlarının arttırılmasını esas kabul eden, belediyecilik hizmetlerimizin tüm vatandaşlara hiçbir konuda ayrım gözetmeden, İstanbullunun talep ve ihtiyaçlarını dikkate alacak ve karşılayacak nitelikte sunan yönetim anlayışımızla hayata geçirdiğimiz projelerimizin bir örneği olan Silivri Boğuluca Yaşam Vadisi'ndeyiz. Göreve başladığımızdan bu yana İstanbul'a yeni yeşil alanlar kazandırmak ve kişi başına düşen yeşil alanı arttırmak için hayata geçirmek üzere Silivri Boğuluca Yaşam Vadisi ile birlikte çalışmasını yürüttüğümüz toplamda 21 adet yaşam vadisi bulunmaktadır. Çalıştığımız tüm bu yaşam vadilerinin tüm etapları tamamlandığında ise iki gün önce Balta Limanı Yaşam Vadisi temel atma töreninde de ifade ettiğimiz gibi İstanbul'a 10 milyon metrekareye yakın yeni yeşil alan kazandırmış olacağız. Büyükşehir Belediye'miz ve Silivri Belediyesi'nin özverili çalışmalarıyla bugün açılışını yaptığımız vadinin toplamda 65 bin metrekarelik birinci ve ikinci etabı sayesinde Silivri, Boğuluca Deresi çevresi, yeşil alan, yürüyüş yolları ve kentsel donatı elemanları ile halkın kullanıma sunulacak bir yaşam vadisi olarak yapılmıştır. Toplamda 2,5 kilometre uzunluğundaki vadinin 1,3 kilometrelik kısmını oluşturan 1. ve 2. etabını İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3. ve 4. etabı Silivri Belediyesi tarafından yapılan vadinin tüm etapları tamamlandığında İstanbulluların 2,5 kilometrelik dere altı boyunca kesintisiz bir şekilde yürüyebileceği 245 bin metrekare aktif yeşil alan İstanbullulara kazandırmış olacak. Ayrıca Silivri Boğuluca Yaşam Vadisi 1. ve 2. etap bisiklet yolu, çocuk oyun alanları, fitness alanları, oturma dinlenme alanları fonksiyonunun yanı sıra 1000'den fazla ağaç ve 10.000'den fazla çalı dikimiyle zenginleştirilmiş bölge halkımızın nefes alacağı bir alan haline döndürülmüştür. Bunların yanı sıra vadi içerisinde altyapı çalışmalarımız da tamamlanmıştır. Erişilebilir hale getirilen yaya üst geçitleri, tamamlanan okul kapalı spor salonları, itfaiye hizmet binası, kaplaması, yapımı, bakımı onarımlarıyla yaptığımız asfalt çalışmaları, bordür tretör ve yaya düzenleme çalışmaları, yağmur suyu, altyapı çalışmaları, özellikle Seymenköy, Örnek Köyü, Seymenköy meydan düzenleme ve diğer imalatları devam eden kreş inşaatı, Seymen çöp depolama sahasında arıtma tesisi yapım işi, dere ıslah çalışmaları ve özellikle sadece Silivri için değil İstanbul için de çok önem taşıyan Selimpaşa kavşak ve alt geçit inşaatı ile diğer peyzaj düzenleme çalışmalarımız da İstanbul'un diğer ilçelerinde olduğu gibi eşit hizmet anlayışımızla Silivri ilçemiz için de her alanda çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca Danamandıra Sayalar Yolu, Karas Koca Sinan ve Akören Gazitepe arası ve Fenerköy ile Akören arası Uğur Bıçaker Caddesi olmak üzere yaklaşık 14 kilometrelik beyaz yol dediğimiz özel reçeteli beton kaplama yol ile bu yollarımızı tamamlamış olduk. Bu sayede ağır tonajlı araçların da sık kullandığı bu yollarda çok uzun süre bakım gerektirmeden konforlu ulaşım da sağlanacaktır. Tüm bu projelerimizin hayata geçirilmesinde emeğe geçen çalışma arkadaşlarıma, Silivri Belediyesi çalışanlarına ve yüklenici firmalara teşekkür ediyor. Katılımınızdan dolayı saygı, sevgi ve selam diliyorum. Çok teşekkür ederim.
ediyoruz. Ekip arkadaşlarıyla birlikte başarıların devamını diliyoruz. Tüm altyapı ekibimizin. Değerli misafirlerimiz, şimdi de nazik ev sahipliği için kendisine teşekkürlerimizi sunarak törenimizi onurlandıran Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz Beyefendi'ye mikrofonumuzu arz ediyorum. Sayın Başkanım, buyurun. Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanı, Beylikdüzü Belediye Başkanı, Büyükşehir Meclis Üyelerimiz, siyasi partilerimizin çok kıymetli ilçe başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin değerli bürokratları ve her zaman bir arada olmaktan, aynı havayı teneffüs etmekten büyük bahtiyarlık duyduğum Silivri hemşehrileri. Hepinizi en kalbi duygularıyla, muhabbetlerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şereflerim. Bugün üzerinde bulunduğumuz alan Boğuluca Deresi diye tabir ettiğimiz Boğuluca Deremizin üzerinde, hemen yanı başında. Esasında birçoğumuzun fark etmediği ama Silivri'nin en kıymetli yaşam alanlarından bir tanesi. Zaman zaman Avrupa seyahatlerimizde veya yurt içindeki seyahatlerimizde Amasya gibi, Tokat gibi, Paris gibi, Budapeşte gibi içerisinden nehir akan, içerisinden kanal akan şehirlerin cazibe alanları o kanalların etrafı olur. Biz buradan hareketle yola çıkıp Boğuluca gezi ve dinlenme alanları diye bir proje çalıştık. Öncelikle Silivri'de yaşayan hemşehrilerim bilir. Silivri'de rahmet yağıyor, yağmur yağıyor. Bu yağmurlar neticesinde de birçok taşkına maalesef ki ev sahipliği yapmış bir ilçeyiz. Can kayıplarının yaşandığı taşkınlara ev sahipliği yapmış bir ilçeyiz. Bu bağlamda Boğuluca Deresi'nin ıslahını gerçekleştiren ve 10 yıl gibi meşakkatli bir süresinde ciddi kamulaştırmalarla bu ıslahı gerçekleştiren merhum belediye başkanımız Sayın Topbaş'a ve o dönem belediye başkanımız olan Hüseyin Duran Beyefendi'ye teşekkür etmek istiyorum. Sonrasında 2009 senesinde bir taşkın neticesinde yapı yasaklı alan ilan edilmesinden dolayı da burada yaşayan hemşehrilerimin kentsel dönüşüm önüne tıkayan bir problemin çözümü içinde Allah'a çok şükür bir çözüme kavuşulduk. Silivri Belediye Meclis Üyelerime, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerime, Sayın Başkanımıza ve ekibine ve komisyon üyelerimize şükranlarımı sunuyorum ki depremin önündeki, kentsel dönüşüm önündeki en büyük problem yapı yasaklı alanı da 1,5 yıl gibi süren meşakkatli bir süreç sonunda 153 hektarlık alanı yapı yasaklı alandan çıkardık ve kentsel dönüşümün önünü açmış olduk. Biz biraz önce ifade ettiğim gibi bu kıymetli alanda bu projemizi yapıp bitirip Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını çaldığımızda Park Bahçeler Daire Başkanımız Çağatay Bey ile bir toplantı yaptık. Ve şunu ifade ettik. Biz burasını projelendirdik. 4 etaplı projelendirdik. Ve çok hızlı bir şekilde bunun yapımına başlamak istiyoruz. 2,5 yıl önceydi zannedersem. Çağatay Bey de şunu ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanımızın Yaşam Vadileri diye bir projesi var. Bu proje kapsamında biz kendilerinden ağaç, bitki ve kent mobilyaları noktasında destek istedik. Projeyi biz gerçekleştirmek istiyorduk. Çağatay Bey de burada şahittir. Bu teklifi yapıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu yapımını üstlensin dediğinde ne düşünelim dedik, ne biz size haber veririz dedik. Memnuniyet duyarız, hayırlısı olsun, beraberce yapalım. Siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yapın dedik. Bunu şunun için söylüyorum. Bu makamlar, özellikle de belediye başkanları makamları, yerel hizmet makamları, siyasetin karıştırılmaması, siyasetten ari tutulması, siyasi mülazalardan uzak tutulması ve sizlerin vergileriyle yapılan hizmetler. Buradan baktık, kreş yerlerinin tahsislerinde, engelsiz yaşam alanı merkezlerinin, tuvaletlerin ve birçok projede İstanbul Büyükşehir Belediye'mizde işbirliği yaptık. İşbirliği yapmaya devam etmeyi düşünüyoruz, işbirliği yapmaya devam edeceğiz inşallah. Proje başladı, birinci etabı. Ben projenin esasında Gürkan Bey'den beklerdim ama projenin sunumunu yapmadılar. Ben de hazır geldim. Şöyle ki, hani ne kadar önemli bir alanı esasında Silivri'de yaşayan hemşehrilerimizin kullanımına
sunduğumuz için bunu ifade etmek istiyorum. Burası E5 değerli arkadaşlar. E5'ten başlayıp Kiptaş 2'ye kadar uzanan yaklaşık 325 bin dönüm metrekare, 325 dönüm bir arazi. İçerisinde de yaklaşık 100 bin metrekare yeşil alan olacak. Bisiklet yolları, yürüme alanları, piknik alanları olacak bir alan. İstanbul Büyükşehir Belediye'miz birinci etabı şu an üzerinde bulunduğumuz yer şurası. Burada Silivri Belediyesi olarak 200 araçlık bir otopark yaptık bu projenin kapsamında. Ve burada özel mülkiyetler olduğu için İstanbul Büyükşehir Belediye'miz birinci etabın 25 metrekarelik alanı tamamladı. Özel mülkiyetleri biz planla şu an çözmek üzereyiz ve burada bu alanın E5'e kadar olan kısmını Silivri Belediyesi olarak biz yapımını devam edeceğiz. E5'ten girdiğinizde bu projeyi tamamlamış olacağız. Bugün de ikinci etabını bitirdik. Burası da bir sonraki Büyükşehir'in köprüsünden sonraki alan. Burayı 4 bölümden ibaret görürsek, birinci bölümünü biz burada Baldöktü ailesiyle, Nurullah Baldöktü ile hayırseverimizle beraber birinci bölümünü bitirmişken Gürkan Bey ile yaptığımız istişarelerle ikinci, üç ve dördüncü bölümlerini kendilerinin yapmayı arzu ettiklerini ifade ettiklerinde biz de hay hay dedik. İkinci bölüm bitti. İnşallah 3 ve 4. bölüm Ağaç Ayşe Genel Müdürüm burada, Park Başkanı Daire Başkanım burada, Genel Sekreterimiz burada, zaten Büyükşehir Belediye Başkanımız burada. İnşallah hızlı bir şekilde 3 ve 4'ü bitiririz. Burası da şehrin en prestijli alanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Müjdat Gürsü Spor Kompleksinin bulunduğu alan. Ayrıca bu spor kompleksinin yapımı için Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Silivri'ye çok yakıştı. Fitness alanı, kapalı spor salonuyla beraber daha da güzelleşmesi gerekecek. Biz burasını spor, şöyle ifade edeyim, Silivri'nin şu anki stadyumunu, 50 dönümlük alanını yıkılıp yerine 40 bin metre bir millet bahçesi, 11 bin metrekare alanda bir hükümet konağı yapımının onayını Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldıktan sonra stat ne olacak dediğinde ben de Müjdat Gürsü statını İstanbul Büyükşehir Belediyesi bize tahsis ederse spor bakanımızın bunu yapacağını ifade ettiğimde Sayın Başkan şöyle söyledi, müsaade ederlerse spor bakanımız bu statı biz yapalım, Silivri'ye bu statı biz hediye edelim diye. Bakan Bey'e arz ettim spor bakanımıza. Sporun siyaseti olmaz, buyursunlar, yapsınlar dedi. Kuzey tribünü inşaatı, tüm tribünlerin kapatılması, akabinde fitness ve kamu sahalarla da güzel bir spor kompleksi. Rahmetli, aynı zamanda da çok iyi arkadaşım olan milli futbolcumuz merhum Müjdat Gürsü'nün adına da yakışan bir spor tesisi oldu. Silivri Belediyesi olarak 3. ve 4. etap olarak adlandırdığımız bu alandaki çalışmaları yarıladık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. 4. etapta da yine Spor Bakanlığı tahsisli olan Spor Bakanımızı da burada. Karşı taraftan rekreasyon. Burada da Silivri Spor'un tesislerini şu an taşıyoruz. Orada da antrenman sahası ve altyapı tesisiyle bakanlığımızla bir projeyi beraber yürütüyoruz. Silivri Belediyesi olarak yeşile, doğaya, ağaca yapılan bütün yatırımların hep yanında olduk. Yanında olmaya devam edeceğiz. 3 yıl içerisinde, 3,5 yıllık zaman diliminde 30 tane her ilde 5'er bin metrekareden neredeyse büyük olan mini millet bahçeleri Silivri'ye kazandırdık. 25 tane açık basket sahasıyla destekledik. Sayın Cumhurbaşkanımıza burada teşekkür etmek istiyorum. Bence en önemli projelerinden biri Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm kentlerin merkezine, kalplerine millet bahçelerinin milletin kullanımına açması. Silivri'ye de 40 bin metrekare alandaki millet bahçemizin temelini attık Murat Kurum'un katılımlarıyla. İnşallah Mart ayında da şehrin kalbinde 40 bin metrekare her türlü etkinliğin yapılabileceği, içinde kütüphanesinden, mescidinden, spor salonundan bir millet bahçesini de Silivri'yle buluşturacağız. Ama bununla yetinmek istemiyoruz. Silivri'ler bilir. Kale Park'ın devamında İstanbul Üniversitesi'ne ait 40 bin metrekare çam korusu olan bir alanımız var. Çevre Bakanımız da bu konuda hemfikiriz. Oraya da bir ikinci millet bahçesi yapmak adına
start verildi. İnşallah ikinci millet bahçesi falezlerin üzerinde İstanbul Üniversitesi'nin alanında Silivri'ye çok yakışacak. Bir üçüncüsü de 32 gözlü tarihi Mimar Sinan'ın yaptığı en büyük köprülerden birinin altında 37 bin metrekare alanda bir arkeopark planlıyoruz. Denizle buluştuğu, Silivri'mize kazandırdığımız halk plajımızla buluşan bir yine millet parkını, bir millet bahçesini Silivri'yle buluşturmuş olacağız. 10 bin ağaç diktik Sayın Başkanım geçtiğimiz yıl. Bu yıl 10 bin ağacın üzerine çıkmayı planlıyoruz. Buradan da bir teklifim olacak sizlere. Ağaç Ayşe'nin genel müdürü de burada. Tüm ilçelere ağaç olarak aynı yardım desteği yaparsanız, 39 ilçeye 2 bin tane yapsanız yaklaşık 80 bin tane ağaç toprakla buluşur. Bu noktada maliyetini bilmiyorum. Maliyetini de hesaplanır ama bu aynı ağaç yardımının da İstanbul'a önemli bir yatırım olacağını sizlere hatırlatmak istiyorum. Sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Sayın Başkanım, kıymetli hazırın. Silivri'de Silivri'ye hizmet adına, Silivri'ye hizmetkar olma adına siyasi mülazaları, siyasi tartışmaları hep bir kenara bırakıp amacımız, yönümüz, menzilimiz hep hizmet oldu. Bundan sonra da hizmet olmaya devam edecek. Ben Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibine hem bugün burada oldukları için hem de bizlerle bu yatırımlarda beraber oldukları için teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, çocuğuyla başka bir ruhu vardır Trakya'nın güzel insanlarının, Silivri'nin güzel insanlarının. Gerçekten bugün sizlerle bir arada olmak benim için mutluluk kaynağı. Önce sizlere hoş geldiniz deyip sonra ben sizlerle buluştuğum için mutluyum deyip sevgili hemşehrilerim, kıymetli belediye başkan arkadaşlarım, siyasi partilerimizin kıymetli başkanları, temsilcileri, yöneticileri, sevgili meclis üyesi arkadaşlarım, kıymetli muhtarlarımız, onların hizmetleri de çok özel ve değerli. Elbette benim değerli yol arkadaşım, bürokrasiden bu hizmeti hayata geçiren değerli yol arkadaşlarım, hepinize hoş geldiniz diyeyim. Silivri'deyiz, dün Şile'deydim. Yani bir uçtan bir uca. Şile'de yaklaşık 2 yıl gibi sürede 350 milyon liralık bir yatırımla Şile'nin yazları suyu kesilen Şile'nin aslında artık musluğundan pırıl pırıl su akar hale getirdik. Tertemiz bir tesisi, enerji, temiz enerji üreten bir tesisi, doğa dostu bir tesisi hayata geçirdik. Bugün de Silivri'deyiz. Doğudan batıya doğru, batıdan doğuya ya da güneyden kuzeye doğru hangi ilçemiz olursa olsun İstanbul'un her ilçesine hizmet etmekte kararlıyız. Dün gittiğimiz Şile Belediyesi'nin sınırlarında açtığımız bu tesisi açarken orada AK Partili bir belediye vardı. Bugün Silivri'deyiz. Burada Milliyetçi Hareket Partili bir belediye var. Bizim için hizmetin partisi, siyaseti, ayrımcılığı olmaz. Her yere eşit hizmetten büyük onur duyarız. Zira partizanlığın ve kayırmacılığın milletimize olan zararı ve onlara verdiği huzursuzluğu, onlara verdiği keyifsizliği hepimiz yaşarız, biliriz bunu. Bunun o partisi, bu partisi de olmaz. İşte bunu sildiğimiz, attığımız an, inanın çok daha keyifli, çok daha güzel günlere kavuşuruz. İnanın bazen çocuklarla bunu konuştuğumuzda çocuklara bu duyguyu anlatamıyorsunuz bile. Niçin böyle bir duruma düşüyoruz diye. O pırıl pırıl kalplerine, o güzel çocuklarımızın geleceğine umarım bu hayal ettiğimiz yaşamı hep birlikte kazandırırız. Zira biz İstanbul'da adil, yeşil bir kent vaadimiz vardı. İşte adalet duygusu az önce bahsettiğim cümlelerle var oluyor. Yeşil bir kent kavramını da özellikle İstanbul'un her köşesinde milyonlarca metrekarelik alanı
İstanbul'a hediye ettik, etmeye de devam ediyoruz. Hangi siyasi görüşe sahipmiş, hangi kimliğe tabiymiş, hangi inanca aitmiş bakmaksızın yol yürüyor. Yürümeye de devam edeceğiz. 3 yıl içerisinde yaptığımız bütün hizmetleri bu bakış açısıyla yaptığımız gibi 150 günde 150 proje açılışlarıyla sürdürdüğümüz bu hizmetlerimizin bir kesiti döneminde görüyorsunuz ve göreceksiniz ki İstanbul'un 39 ilçesine de temas eden, insanlarımızın ihtiyacını karşılayan bir kavramla hareket ediyoruz. Bunlar bazen altyapı yatırımları, bazen üretim fabrikaları, bazen yenilediğimiz tarihi eserler, yani maneviyatımızı güçlendiren o özel yapıların tekrar hayata geçmesi, bazen bir biblo gibi bir istasyonun, yani iskelenin ne kadar mutluluk verdiğine ben bile hayret ediyorum. Yani 100 yıl önce yapılmış, 110 yıl önce yapılmış bir iskeleyi aslında uygun bir biçimde insanımıza kazandırmanın topluma verdiği huzur, milyonlarca paylaşım, milyonlarca teşekkür. Bunun özü ne biliyor musunuz? Biz asil bir milletiz. Asaletimiz, aslımızı olan düşkünlüğümüze ve ona gösterilen hürmete duyduğumuz saygıya dayalı bir asalet. O bakımdan işte Moda iskelesini açtığımızdan bugüne oraya on binlerce insanın gelip gitmesi tam da buna işaret. Bahsettiğimiz yapının tabanı inanın bu kadar değil. Ama oradaki esas mesele 20-25 yıldır oranın o kuruma, bu şahsa, o kişiye kötü kullanımlara tabi edildikten sonra çekip alınarak vatandaşa ait bir zemine oturtulmasının etkisinden bahsediyorum. Onun için vatandaşın isteğine, vatandaşın maneviyatına, vatandaşın duygularına hitap ettiğiniz zaman bir avuç insanın mutluluğu değil, milletinizin mutluluğuna bakarak hizmetlerinizi yönlendirdiğiniz zaman o mutluluğun size verdiği huzuru, gururu tarif edemem. O bakımdan ne mutlu bizlere ki İstanbul'un her ilçesine ve her bir köşesine bu kavramlarla hizmet götürüyoruz. Ve her zaman götüreceğiz. Sevgili İstanbullular, İstanbul kesinlikle yeşil bir şehir olmalı. Yeşil bir kentin huzuru, yine az önce bahsettiğim o geçmişten gelen maneviyatın korunması, güzelleştirilmesi kadar değerli. Bir insanın kapısından çıktıktan sonra bir parkla buluşması, bir yeşil alanla buluşması, çocukların orada özgürce oynayabilmeleri, insanların bir arada daha güzel buluşup sohbet edebilecekleri ortamların varlığı çok ama çok kıymetli. Beylikdüzü Belediye Başkanımız burada. Daha önceki, bir önceki dönemde beraber çalıştık. Orada ilk başlattığımız yaşam vadisi çalışmasında insanların bir anda nasıl yaşamlarının değiştiğini, mutlu olduklarını birebir gözlemledim. Yaklaşık ilçe belediyesi olarak 700 bin metrekarenin üzerinde bir yaşam alanı orada hizmete geçirmiştik. Bu alanı yaptıktan sonra şöyle bir tarif yapmıştım. Bütün Beylikdüzü halkına eve gitmeden o gün geçirdiği bir huzursuzluk, bir problemi var ise gelsin, burada bir yarım saat dolaşsın, ondan sonra evine gitsin. İster beyefendi, ister hanımefendi. Eve gittiğinde kesin garanti veriyorum, kavga edecekse kavgasından vazgeçecek. Huzursuzsa huzurlu bir şekilde evine girecek. O bakımdan yeşil alanların insana kattığı bu huzuru İstanbul'un her satına yaymakla yükümlüyüz. Orada yetişen çocuklar daha özgür. Orada yetişen çocuklar daha üretken, daha yaratıcı, doğayla buluştukları takdirde geleceğe de umutla bakan bireylere dönüşüyor. O bağlamda İstanbul'un her noktasında projelerimiz devam ediyor. Sadece bu proje açılışları döneminde tam 24 yeşil alan projemizi İstanbullularla buluşturacağız. Bunun 8'i yaşam vadisi.
Bu bağlamda yürüyüş yapabilecekleri, nefes alabilecekleri, spor yapabilecekleri alanlar bunlar. Tabii sadece bu açılış dönemiyle kalmayacağız. Bu mücadelemize devam ediyoruz. Daha birkaç gün önce Balta Limanı'nda yıllarca metruk, insanların işgalinde, bir avuç insanın orada işgal ettiği alanlar ama ticari ama başka usullerle bunları kaldırdık. Bir anda 100 bin metrekare alan karşımıza çıktı. 100 bin metrekare. Yani o 100 binime insanlar giremiyordu. İstanbul'un göbeğinde, yani bir tarafı İstanbul Boğazı, ucuna doğru gittiğinizde İstanbul Teknik Üniversitesi'ne doğru ulaşan Balta Limanı deresinden bahsediyorum. 3-4 ay sonra orada 100 bin metrekarelik alanda gidin, buyurun yürüyüş yapın. Aynen Atatürk Kent Ormanı'nda yıllarca kapalı devre bir alan. Niçin kapalı durur? Niçin öyle saklanmış? 1 milyon 200 bin metrekare. 1 milyon 200 bin metrekare. Bakın metro ile ulaşabilirsiniz. Lütfen bir gün ziyarete gidin. Nasıl bir doğal alanı 1 milyon 200 bin metrekareyi Atatürk Kent Ormanı olarak sizlere kazandırdığımızı orada göreceksiniz. Bu bağlamda İstanbul'un her noktasında, doğudan batıya, Tuzla'dan Pendik'e, işte Kadıköy'den Bakırköy'e, bakın Kadıköy'de yıllarca yine hayatımızı negatif etkilemiş, Silivri'deki hemşehrilerimin de bildiği, hatta gidin Kars'ta, Ardahan'da, Edirne'de bile insanların duyduğu Kurbağalı Dere vardır mesela. Kurbağalı Dere deyince kurbağa kötü bir şey değil. Kurbağa suda yaşar. Kurbağanın sesi de güzeldir bu arada. Kurbağaların bile terk ettiği Kurbağalı Dere'den bahsediyorum. Ama şimdi kurbağaların da geri döndüğü, balıkların da geri döndüğü bir Kurbağalı Dere'den bahsediyorum. Evet. Dolayısıyla İstanbul'un İşte Kurbağalı Deresi'nden Ayamama'ya örneğin, Ayamama Vadisi'nde şu anda yaklaşık 1 milyon metrekarenin sonuna gelmek üzereyiz. Orada bitmeyecek. Neredeyse 23 kilometrelik bir hattı yaşanabilir, yürünebilir bir hatta dönüştüreceğiz. 23 kilometre. Şimdi ilk etabı E5 ile sahil arasındaki kısmı 1 milyon metrekare. Yine işgaller vardı, yine kötü kullanımlar vardı, yine başka başka projelerin etrafını çevirdiği hatlar vardı. Pırıl pırıl bir alanı arkadaşlarım gece gündüz çalışarak bu çalışmalar, burası da dahil olmak üzere, sadece yaşam alanı, yeşil alan, üzerinde ağaç, bitki örtüsü ve orada spor tesisleri, bazı sosyal alanlarla da değil, kapsadığı bir başka alan var, görmediğiniz yerin altı. Buralarda aynı zamanda altyapı yapıyoruz. Yağmur suyu, atık su kanalları vesaire. Hatta derelerde çapları yetmiyorsa ona göre genişletilen alanlar, ki burada geçmiş yıllarda yaşanan seli biliyoruz. Geçmişte emeği geçmiş rahmetli Topbaş dahil olmak üzere teşekkür ederiz. İşte bu tarzda şu anda neredeyse İstanbul'da 25'e yakın sel, su baskını olan derelerin ıslahını, alan genişletmelerini yaparak o riski ortadan kaldırıyoruz. En çarpıcı olanlardan bir tanesi de işte Esenyurt'ta yine yıllardır bir dere hattını imara açtı. Hatta dere hattı böyle giderken, ya sen dere buradan gitme, ben buraya konut yapacağım deyip şöyle çevirip arkasından dolaştırıp dereyi çevirmeye kalkarsanız dere de sizden öcünü alıyor. O bakımdan yine o dere hattını düzgün bir şekilde akacak hale getiren ıslahlar ve genişletme çalışmaları yaparak insanlarımızı selden, su baskınından da koruyoruz. Az önce arkadaşlarım özellikle Silivri'ye ne kadar yoğun bir hizmet içerisinde olduğunu, ki sadece bir genel sekreter yardımcımızın hattından bahsetti. Yani fen işleri, yol bakım ve park bahçeleri üzerinden. Bunların en başında gerçekten ben de ailemle Selimpaşa'da, annemin babamın 11 yıl yaşadığı Selimpaşa'ya gider gelirken yıllarca o Selimpaşa'dan Silivri'ye doğru gelirken
niye yol bir anda biter ve öyle arkadan dolaşırız diye yaklaşık 1997-98'den beri bunu soran bir vatandaş olarak onu da düzeltmenin keyfini ve gururunu yaşayacağım. Artık bir gururunu sadece bu bölümde değil, işte işbirliği yaptığımız belediye başkanımızın altını da çizeyim. Cumhur İttifakı içerisinde bize tek kreş tahsisi yapan belediye oldu. Yani tahsis etti, biz de yaptık. Keşke her belediyeyi yapsa. Yani bu işbirliğinden kaçmıyoruz ki. Ve bu güzel bir şey yani. Başkanımız da söyledi. Buralarda işbirliği yapacağız. Buralarda birbirimize teşekkür edeceğiz. Ne oldu? Bu vadi işte birbirine olan iyi niyetli yaklaşımla Sayın Başkanım verin biz yapalım. Buyurun yapın kardeşim. Sonraki adımlarını da biz yapıyoruz. Tamam yapın. Başkanımızın yetmedi ya da yapamadı ya da geç kaldı yerde biz yine yapmaya ve desteğe hazırız. Onu da söyleyeyim. Yani bu Volkan Bey Silivri'de hizmet ederken başka Silivriler var da biz hizmet ederken başka Silivriler var. Aynı Silivrilere hizmet ediyoruz. Aynı Silivriler. Yani buradaki nüfusundan ne bir eksik ne bir fazla Volkan Bey'in hizmet ettiği Silivri'li var ne de ne bir eksik ne bir fazla bizim hizmet ettiğimiz Silivri'ler var. Aynı insan. Birbirimize teşekkür edilmeliyiz. Bakınız ben belediye başkanlığı yaptım. İlçe belediye başkanlığı. Benim yaşadığım sıkıntıları ben Volkan Bey'e çektirmem. Aynen. Sayın Özcan Işıklar'ın yaşadığı sıkıntıları ben Volkan Bey'e çektirmem. Dolayısıyla bu anlayış ülkemize yayılmalı. Biz ülkemizin her köşesinde, ben istemez miyim? Sayın Cumhurbaşkanımıza ben de bu kürsüden keşke teşekkür edebilecek işbirliğimiz olsun. İstemez. Ben istemez miyim? Yürekten isterim. Bu ülkenin seçtiği Sayın Cumhurbaşkanına buradan teşekkür etmeyi yürekten isterim. Bakanına yürekten isterim. Bana bunu yaşatmadılar. Yaşatmıyorlar. Keşke yaşatsalar. Vallahi benim teşekkürüm de güzeldir ha onu da söyleyeyim. Vallahi Volkan Bey'den daha güzel. Yaşatmıyorlar. Yapacak bir şey yok. Alırsak. Şimdi burada da işbirliği bize ne kazandırdı? Volkan Yılmaz'la Büyükşehir Belediye'mizle Silivri'nin işbirliği 245 bin metrekare yeşil alan kazandırdı kardeşim. Bu işbirliği olmasaydı ne olurdu? Tökezledi olurdu, eksik kalırdı, yapılamazdı, gecikirdi olurdu bu. Olmadı, beraber başardık. Ne mutlu bize. Teşekkür ediyorum Volkan Bey'e, Silivri Belediyesi'ne. Bunlardan kurtulacağız. Bunların hepsini aşacağız Allah'ın izniyle. Çok güzel işleri başaracağız. Gerçekten milletimizin normalleşmesi lazım. Bu normalleşmeyi en çok bu ülkenin çocukları için istiyorum. Cıvıl cıvıl çocukları için. Çok zekiler, çok akıllılar, çok adiller, çok dürüstler, kalpleri temiz, pırıl pırıl çocuklarımız için istiyorum. Ve gençlerimiz için istiyorum. Bizler için değil, çocuklarımız ve gençlerimiz için istiyoruz ve bunu mutlaka ama mutlaka başarmalıyız. Ve başaracağız Allah'ın izniyle. Bugün bu güzel açılışta olmaktan, Silivri'li kıymetli hemşerilerimle bir arada olmaktan çok mutluyum. Tekrar Silivri Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasındaki işbirliğinin böyle güzel bir netice vermesinden ötürü de çok mutluyum. Aynen daha önce burada yasaklı alan haline dönüşmüş olan, imara açılan ve tekrar kentsel dönüşüm fırsatını yakalayan bu alandaki işbirliğimiz gibi. Burada da çalışmalarımız sürüyor. Kentsel dönüşümle ilgili feryadını az önce hemşehrimizin duyduk. Oturuyoruz, çalışıyoruz, konuşuyoruz. İlçe başkanlarımız burada çok yoğun bir çaba içerisinde beni hemen hemen her gün arıyorlar. Farkındayım. Buradaki dönüşümün ve buradaki sıkıntılı konutların dönüşmesi noktasındaki gayretinizin ve isteğinizin farkındayım. Buna da masamızda çalışıyoruz. Umut ediyoruz ki en hızlı şekliyle size bu konuda dönüş yaparız. Deprem
ve dönüşüm bizim en önemli meselemiz diyebilirim İstanbul'da, hayati meselemiz. Bu konuda da çalışacağız. Endişeniz olmasın. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Bravo. Hepinizi kucaklıyorum. Yağmur yağıyor. Üstürtü yağacak. Aman dikkatli olalım. Çok yağışlı alanlara veya ortamlara mümkün olduğu kadar çıkmayalım. Allah hepinizi korusun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Sağ olun.